Merhaba arkadaşlar, bitki biyolojisi soru çözümüyle birlikteyiz. Bu artık son soru çözümümüz olacak. Yine ben MEP kazanım testleriyle ilgili soru çözümleri de yapacağım, yükleyeceğim YouTube'a. Şimdi bakalım, birinci soruda diyor ki, bitkilerde büyüme bölgelerini oluşturan doku için. Şimdi büyüme bölgelerini hangi doku oluşturuyor? Meristem doku oluşturuyor. Bitkiye sınırsız büyüme özelliği kazandırır. Evet, meristem doku bölünebilme, sürekli bölünebilme özelliğine sahip olduğu için büyüme özelliği kazandırıyor. Doğrudur. Uç meristem kök ve gövde ucunda bulunur. Doğrudur arkadaşlar. Bunların boyca uzamasını sağlıyor. Kalınlaşmayı sağlayan yanal meristemdir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız ne olur? 1, 2, 3 yani hepsi doğru olur. Geçelim ikinci soruya. Sekonder meristem olan kambiyum için hangileri doğrudur demiş. Bitkilerin kök ve gövdesinde bulunur. Evet arkadaşlar, enine kalınlaşmayı sağlıyor. Bitkinin yaşının hesaplanmasında yararlanılır. Şimdi hani iletim demetleri oluşturuyordu ya, bu iletim demetleri sayesinde bitkinin yaşını hesaplayabiliyoruz. Açık tohumlu ve çok yıllık bitkilerde bulunur. Açık tohumlu bitkilerde vardır. Çok yıllık bitkilerde de vardır arkadaşlar. Bu da doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Geçelim 3. soruya. Primer meristem ile ilgili hangisi yanlıştır? Primer meristem neydi? Bitkinin boyca uzamasını sağlayan meristemdi. Büyüme bölgelerinde bulunur. Doğru. Kofulları küçük ve az sayıdadır. Evet arkadaşlar, meristem dokunun özelliği bitkinin boyca uzamasını sağlar. Doğrudur. Çekirdek küçük ya da hiç yoktur. Bakın, hiç yoktur diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü çekirdek bölünmeyi sağlıyor. Bu yüzden çekirdeğin mutlaka olması lazım. Cevabımız değişik olur, bu yanlış. İnce çeperli ve bol sitoplazmalıdır. Bu da doğru. D şıkkı yanlış olacak. Gelelim 4. sorumuza. 4. soruda diyor ki, aynı bitkiye ait kök, gövde ve yaprak hücrelerinde hangileri kesinlikle aynıdır? Gen dizilimi. Arkadaşlar, aynı bitkiye ait olduğu için gen dizilimi kesinlikle aynı olacak. Yani DNA dizilimi aynı. Sitoplazma miktarı farklılık gösterebilir. Birinde az, birinde çok olabilir. Koful büyüklüğü yine genç ve yaşlı olmasına bağlı olarak farklılık gösterebilir arkadaşlar. Kesinlikle aynı olan hangisi olur? Yalnız bir olur. Geçelim sonraki sorumuza. 5. sorumuz. Kurak ve sulak ortam bitkileri için hangisi yanlıştır demiş. Kurak ortam bitkileri ve sulak ortamı karşılaştıracağız. Diyor ki, yaprak yüzeyi küçüktür kurak ortamın. Doğru. Yaprak yüzeyi büyüktür. Doğru. Yaprak ve kök ozmotik basıncı yüksektir. Kurak ortamda evet ozmotik basınç yüksektir su çekebilmek için. Sulak ortamda daha düşüktür arkadaşlar. Bu da doğrudur. Kökleri geniş alana temas eder kurak bölgenin. Sulak bölgenin de diyor ki dar alana temas eder. Evet, çünkü geniş alana temas etmesinin sebebi su bulabilme amacıyla arkadaşlar geniş alana temas ediyor. Kurak bölge için gövdeleri kısadır demiş. Doğrudur bu da, gövdeleri kısadır. Mesela kaktüsü düşünün. Kaktüsün gövdesi kısa değil mi? Çünkü daha yukarılara su taşımak zordur. Zaten az bir su bulunan ortamda bulunuyorlar. Bu yüzden de gövdeleri kısadır. Stomalar az sayıda ve yüzeydedir. Bakın, az sayıda olması doğru ama yüzeyde olması yanlıştır arkadaşlar. Yüzeyde değil, derinde bulunur. Burada da çok sayıda ve derindedir demiş. Bu da yanlış olacak. Yüzeydedir olacak. Yani şunları biz yer değiştirmemiz gerekiyordu. Cevabımız E şıkkı olur. Geçelim 6. soruya. Diyor ki, parenkima dokusu bitkinin her organında bulunan, temel yapısını oluşturan ve çevre koşullarına uyumu sağlamak için değişime uğrayan bir dokudur. Hatırlayın, parenkimanın çeşitleri vardı. Buna göre diyor, hangileri doğrudur? İletim demetlerinin yapısında bitkinin diğer dokuları arasında su ve madde alışverişine aracı olur. Evet, iletim demetlerinin yapısına katılarak su ve madde alışverişine yardımcı olur. Bu doğrudur. Bazı gazları hücreler arası boşluklarda depo eder. Doğru arkadaşlar, depo parenkiması vardı, hatırlayın. Fotosentez, solunum ve terleme gibi metabolik olayları gerçekleştirir. Palizat parenkiması ve sünger parenkiması vardı. Hani özümleme parenkiması. Burada fotosentez yapılıyor. Bu da doğrudur. Cevabımız ne olacak? Hepsi yani 1, 2 ve 3 olur. Geçelim 7. soruya. Bitkilerde parenkima, epidermis ve stoma hücrelerinin her birinde kloroplast, ribozom ve mitokondri organellerinden hangileri bulunur? Bir kere hepsi canlı olduğu için hepsinde arkadaşlar ribozom var. O zaman hepsine şöyle
şey ribozoma hepsini yazacağız. 1, 2 ve 3 diyeceğiz. Mitokondriye baktığımızda yine hepsi canlı için olduğu için hepsinde ne var? Mitokondri var arkadaşlar, ama kloroplasta baktığımızda bakın parenkima hücrelerinde kloroplast vardır. Özümleme parenkimasında var olarak kabul ediyoruz. Epidermiste yok. Hatırlayın, epidermis fotosentez yapmıyordu. O yüzden bunda yok. Ama stoma epidermisten farklılaşan bir yapıdır ve bunda kloroplast bulunur, fotosentez yapar. Cevabımız bu şekilde olur. Geçelim sonraki sorumuza. 8. sorumuz. Tüyler epidermis hücrelerinin dışarı doğru meydana getirdiği çıkıntılardır. Buna göre tüyler hangilerini gerçekleştirir demiş. Bitkinin su kaybını azaltma. Arkadaşlar örtü tüyleri vardı, hatırlayın. Bunlar su kaybını azaltıyordu. Bu doğru. Aromatik salgılar salgılama. Salgı tüyleri vardı. Hani nane, reyhan gibi bitkilerde. Dolayısıyla bu da doğru. Su ve suda çözülmüş maddeyi alma. Emici tüyler vardı. Bunlar da bu işi yapar. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Hepsi, yani 1, 2, 3 olur. Geçelim 9. soruya. Diyor ki aşağıdaki bitkisel dokulardan hangisi bitkide su kaybına karşı koruyucu olan kütikulayı sentezler? Kütikula nerede sentezleniyordu? Epidermis'te arkadaşlar. Cevabımız epidermis olur. Gelelim 10. soruya. Diyor ki mantar dokuda gaz alışverişi gibi yapılardan hangisiyle gerçekleştirilmez? Şimdi mantar doku bitkinin yaşlı dokusu demektir. Yaşlı dokuda hangi yapı vardır? Peridermis. Peridermis. Arkadaşlar peridermisten farklılaşan yapı nedir? Lentisel, yani kovucuk. O zaman mantar dokuda ne var? Kovucuk yani lentisel vardır. Hidatot ve stoma yoktur. Cevabımız 1 ve 2 olur. Gerçekleştirilmez dediği için. Geçelim 11. soruya. Yukarıda verilen olaylardan hangileri ozmotik basıncın etkisiyle gerçekleşir? Stomaların açılıp kapanması. Evet, ozmotik basınçla gerçekleşiyor arkadaşlar. Ozmotik basınç ve turgor basıncıyla. Bu doğru. Su ve minerallerin topraktan alınması. Bu da ozmotik basınçla sağlanıyor. Kök ozmotik basıncıyla sağlanıyor. Otsu bitkilerin dik durması. Bu turgor basıncıyla sağlanan bir olaydır arkadaşlar. Bu olmaz. Lentisellerden gaz alışverişinin gerçekleşmesi. Bakın gaz alışverişiyle ozmotik basıncın hiçbir ilgisi yoktur. Cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. Gelelim 12'ye. Odunsu bitkilerin büyümesini doku tiplerinden hangisi sağlar? Odunsu bitkilerin. Gövde ucu meristem. Bu sağlar. Doğru. Demetler arası kambiyum. Demetler arası kambiyum dediği enine kalınlaşmayı sağlar. Bu da sağlar arkadaşlar. Kök ucu meristem. Bu da sağlar. Cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 3 olacak. Geçelim bir sonraki sorumuza. Diyor ki Işıklı ortamda oluşturduğu karbondioksit gazını dışarı vermeyen doku tipiyle ilgili. Bakın bu doku tipi hangi doku tipidir? Özümleme parenkimasıdır. Parenkimadır yani. Diyor ki bölünür dokudur. Hayır, bölünür doku değil, bölünmez dokudur. Bölünür doku olarak sadece meristem vardır arkadaşlar. Geriye kalan dokular bölünmeyen dokulardır. Tamam, bunu unutmayın. Kloroplastı vardır. Evet, karbondioksiti dışarı vermiyorsa fotosentez yapıyordur. Dolayısıyla kloroplastı vardır. Doğru. Otsu ve odunsu gövdede bulunur demiş. Arkadaşlar gövdede değil. Nerede var? Yaprakta. Özümleme parenkiması yaprakta bulunur. Dolayısıyla bu da yanlış olacak. Cevabımız ne olur? Yalnız 2 olur. Geçelim 14. soruya. Diyor ki stomalar için hangisi yanlıştır? Her stoma bir çift bekçi hücresinden oluşur. Bu doğru. Bekçi hücreleri şekil değiştirerek stoma çapını ayarlar. Yani açılıp kapanmasını sağlayabilir arkadaşlar. Diyor ki, bu da doğrudur. Stomalar genellikle gündüz açılıp geceleri kapanır. Evet, genellikle böyledir. Ama geceleri açılıp gündüzleri kapananlar da vardır. Stoma yoğunluğu sadece genetik koşullarla kontrol edilir. Hayır, genetik koşullar sadece değil. Çevresel koşullar, mesela ışık miktarı olsun, su miktarı olsun, bunlar da etkiler. Cevabımız D şıkkı olur. Yaprağın kaybettiği su, stoma sayısı ve açıklığına bağlıdır. Stoma sayısı fazlaysa yaprak daha fazla su kaybeder terleme yoluyla. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız D şıkkı olur. Geçelim 15. soruya.
Dökü çiçekli bitkilerde meyve oluşumu amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir? Neydi arkadaşlar? İki tane amacımız vardı meyve için. Birincisi tohumu korumak, diğeri de tohumu yaymak. Bakın, tohumu dış etkilerden koruma. Evet, birinci sebep bu. Tohumun beslenmesini sağlamayı. Tohumun beslenmesini kim sağlıyor? Endosperm ya da çenekler sağlıyor, değil mi? Dolayısıyla meyve ile bilgisi yoktur. Tohumların yeryüzüne yayılmasına yardımcı olma. Evet, bu da amaçlarından biridir. Cevabımız 1 ve 3 olur. Geçelim 16. soruya. Diyor ki çiçekli bitkilerin üremesi sırasında oluşan yapılarından hangilerinde birden fazla çekirdek bulunur? Şimdi bakın, yumurta hücresinde tek çekirdek vardır, gitti. Polende iki tane çekirdek vardı, değil mi? Biri vejetatif, diğeri de generatif çekirdekti. Vejetatif çekirdek tüp oluşumunu sağlıyordu. Generatif çekirdek de döllenmeye katılıyordu. Dolayısıyla bu olur. Embriyo kesesi. Embriyo kesesinin içerisinde bir sürü çekirdek var. Neydi bunlar? Antipot. İşte sinerji çekirdek, yumurtanın hücresi ve polar çekirdekler vardı. Dolayısıyla bu da olur. Cevabımız ne olur? 2 ve 3 olur. Evet, geçelim bir sonraki sorumuza. Bazı bitki türlerine ait tohumlar olgunlaştıktan sonra birkaç gün içinde çimlenmek zorundadır. Bazı türlerde ise tohumlar çok uzun süre çimlenmeden canlılıklarını koruyabilmektedir. Bir tohumun uzun süre çimlenme yeteneğini koruyabilmesi özelliklerinden hangilerine bağlıdır? Arkadaşlar, bu bir kabuğunun kalınlığı, bir de tohumdaki su miktarına bağlıdır. Mesela bazı tohumlar içerisinde %15'ten fazla su bulunuyor. Bu yüzden de onun hemen çimlenmesi gerekiyor, çünkü çürümeye sebep olabilir. Ama bazı tohumlarda su miktarı %15'in altındadır ve çimlenebilmesi için su alması gerekiyor. Fasulye gibi, nohut gibi. O yüzden tohumdaki su miktarı etkiler. Kabuğun kalınlığı da etkiler ama içerdiği besin miktarı ile ilgili herhangi bir şey söyleyemeyiz. Cevabımız ne olur? 1 ve 3 olur. Geçelim 18. soruya. Yukarıda verilen çiçekli bitkilerle ilgili olayların gerçekleşme sırası hangisinde doğru verilmiştir? Hemen bakıyorum. Embriyonun gelişmesi demiş. Polenin dişi organı başçığına ulaşması. Embriyo ve endosperm oluşumu. Erkek organda polenin oluşumu. Şimdi bizim eşeyli üremede bitkilerde sıralamamız neydi? Bir, üreme hücresi oluşumu. Üreme hücresi oluşumu. İkincisi tozlaşma. Üçüncüsü döllenme. Dördüncüsü tohum oluşumu. Beşincisi de neydi arkadaşlar? Meyve oluşumu. Şimdi bakıyorum, ilk önce üreme hücresi oluşumu arayacağım. O zaman 4. 4 numara ilk sırada gerçekleşir. Sonra tozlaşma. Bakıyorum, tozlaşma ile ilgili bir şey var burada. 2 numara. Döllenme var mı burada, bakın. Döllenme, embriyo ve endosperm oluşumu. Bu döllenme ile ilgilidir. 3 numara gelecek. En sonda embriyo gelişecek arkadaşlar. Çimlenmeyi vermiş burada da. Cevabımız ne olur? 4, 2, 3, 1 olur sıralaması. Gelelim 19. soruya. Tohumların çimlenmesi sırasında hangileri kullanılır? Hangisi kullanıyordu? Oksijen, su ve besin, değil mi arkadaşlar? Bu 3 tanesi kullanılıyor. Bakıyorum. Hangi şıkta var? Bakın, E şıkkında oksijen, su, glikoz demiş, yani besin demiş. Cevabımız E şıkkı olur. Gelelim 20. sorumuza. Bitkilere ait yukarıda verilen hücrelerden hangileri DNA eşlemesi yapabilir? DNA eşlemesi yapabilir demek, bölünebilir demektir. Hangileri bölünebilir demek istiyor. Hangisi bölünür? Meristem ve kambiyum bölünür, değil mi arkadaşlar? 2 ve 4 bölünür. Diğerleri bölünemezler. Evet, son iki tane sorumuz kaldı. Bakalım bunlara da. Diyor ki bitkilerde sentezlenen salgılar ve görevleriyle ilgili hangisi yanlıştır? Isırgan otunda yakıcı salgı koruma. Evet, bu korumayı sağlar. Böcekçil bitkide hücre dışı enzim sindirim. Evet, sindirim yapıyor. Sütleyendeki zehirli salgı hayvanlara karşı koruma. Bu da doğrudur. Çiçekteki bal özü salgısı savunma. Haşhaş ve kauçuk salgısı yaraların onarımı. Arkadaşlar, bal özü salgısı savunma değil, tozlaşmaya yardımcı olur, bakın, tozlaşma. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Haşhaş ve kauçuk salgısı yaraların onarımını sağlar. Bu doğrudur. Cevabımız D şıkkı olur. Geçelim 22. soruya. Pardon, 3 tane sorumuz kalmış. Birinin sayısını yazmamışım. Şöyle 23 olacak. Kapalı tohumlu bitkilerde
Endosperm dokusunun oluşmasında bakın. Endospermi ne oluşturuyordu? Sperm artı polar çekirdekler, değil mi? Polar çekirdek. Bunlar triploid bir hücre oluşturuyor. Daha sonra bu mitoz bölünmelerle çoğalarak neyi oluşturuyor? Endospermi oluşturuyor. Bakıyorum, spermle yumurta demiş. Hayır, spermle yumurta neyi oluşturur? Zigotu. Spermle polar çekirdeği. Evet, bu olur. Mitoz bölünme. Şurada bir mitoz bölünme olup endospermi oluşturuyor. Bu da doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 olur arkadaşlar. Geçelim son sorumuza. Diyor ki, değişik bitki türlerinde bulunan ya da değişik bitki türlerinde tohumun canlı kalma süreleri farklıdır. Bu duruma hangilerinin farklılığı neden olabilir? Ortamdaki karbondioksit miktarı, bakın, tohumla karbondioksitin bilgisi yok. Bu gider. Tohum kabuğunun kalınlığı. Evet, tohum kabuğu kalın olursa daha dayanıklı olur. Endospermdeki besin çeşidi. Besin çeşidinin de bilgisi yoktur. Ortamın ışık şiddeti, bunun da bilgisi yoktur. Cevabımız ne olacak? Yalnız 2 olacak. Böylece bitkilerle ilgili soru çözümünü de bitirmiş olduk arkadaşlar. Siz de elinizde bulunan kitaplardan mutlaka ama mutlaka soru çözümü yapın. İhmal etmeyin. Bitki konusunu ilk defa görüyorsunuz. Bu yüzden anlamanız biraz daha zaman alabilir. Bol bol soru çözerseniz, bol bol tekrar yaparsanız emin olun halledersiniz. Unutmayın, her sene en az 3 tane bitki sorusu çıkıyor AYT'de. O yüzden bu konu oldukça önemlidir. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.